Bunların şanssızlığı şimdi. Yani her okuyan alın, çok da güzel işleyecek diye bir şey yok. Pul biber. Pul biber. Getirin. Aa tamam, yaşam kalitesi de. Oturması, kalkması, milletle diyaloğa girmesi. Tabii kardeşim, bu biraz da hamurun iyi yoğurmuş olacak işte. Hamurun iyi olacak. Ama en önemlisi nedir abi? Bütün ustalar çıraklarını efendiliği öğretiyor değil mi? Şimdi of, oyuyorlar vallahi bizim. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım. Ne olacağım. Aybüke. Hala mı yatıyorsun gülüm ya? Hadi ama. Abi öyle diyorsun da şimdi yanlış ifadeler kullanıyorsun. Çünkü tamam, okumak değildi diyorsun ama okuyan insanların da zaman zaman halini gördük burada. Ne? Yani okumak da çözüm değil biliyorsun. Okumak da çözüm olmuyor. Gördük yani burada. Görmedik mi? Görmedik mi, gördük mü? Okuyan adamın halini. Okuyan adamın halini de gördük. Efendim? Okumak da çözüm değil yani. Hangi kumora? Tabii ki aileler çocuklarını okutmalı. Çok ben güzel. Ben şahane bir şey. Olmazsa olmaz ama yani şöyle bir bilinç de oluyor abi bizim ailelerde. Üniversite kazandı mı? Neresini kazanırsa kazansın da yeter ki kazansın. Okusun. Yani bu bir çözüm değil. Tabii ki hiç okumamakta. Ben kendi branşımda ilerlemek istiyorum. Kendi, neye elim yatkınsa, neyi merakım varsa o. Yani... Abi ben... Fizik bitirmişin, alakasız başka bir şeyden uğraşıyorsun. İşte o da okumak için okuyanlar. O da güzel bir şey. Yani en azından okuyamıyor mesela. Üniversite gitmek için, okumak için böyle bir hamle... Tercihen öyle olması lazım. Olabiliyor. Ama tabii ki tercih döneminde şöyle yapılması gerekiyor abi. Doğru tercih şöyle. Dediğin gibi alanın... Mesela tıp mı okumak istiyorsun, doktor mu olmak istiyorsun? İdeallerin uğrunda gidip doğuda da okuyabilirsin, yurt dışında da okuyabilirsin. Yani imkanın varsa, anlatabiliyor muyum? Burada puanın tutmadı mı? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne giremiyorsun mesela, herkesin girebileceği bir yer değil. Senin ideallerin varsa, doktor olmak istiyorsan daha düşük üniversitelerde çok uzaklara da gidebilirsin ailenden. Aa bir de şöyle bir durum var. Gönül ister ki hem ideallerin uğrunda istediğin bölümü oku hem de en iyi yerlerden birinde oku. Nasıl ki İstanbul'da, Ankara'da. Herkesin harcı değil. Volt elektrik gibi gelmiş bak. Abi bir şey söyleyeceğim. Saçım düzelmiyor. Dışarıda. Bilmiyorum niye böyle. Dediğin yerler şahane yerler. Oralara hakikaten böyle ileride profesör olacak insanlar. Cerrahpaşa'ya mı? Artık hangisi istedim? Hatta doktorlar. Doktorlar öyle değil. Ne yani abi ben... Tamam da belki olmayacaktır yani. Hani yeter bana uzmanlık der. Doktor olur. Uzmanlık olur. Adam doktorasını gerek yok der. Hayır. Bak mesleki kimlik ve gerçek hayattaki karakter arasında çok gerek yok var. Derim. Şimdi abi... Profesörlük için zaten akademik yayının olmalı. Şey akademik diyeceğim. Yayın yapmıyorsa olamaz. Ben sinema televizyon okumak istiyordum. İstediğim yerde okudum. Hem İstanbul'da hem seçtiğim üniversitede hem de seçtiğim bölümde. Her şeye ben karar verdim. Bu çok güzel bir şey. Herkes maalesef bu kadar şanslı olamıyor her genç. Niye herkes çaba harcasın? Sinema nasıl? Televizyon mu? Meslektaş sayılırız bize senden. Peki yani. Ben de okumadım. Sinema... Senin abartma ama. Yani meslektaş sayılırız. Senin sinema bilgin benden daha fazla abi. Ama tabii ki şey. Altın'da televizyon tamircisinden. Hem sinema televizyon, var hem evet. De televizyon tamircisinden. Yani hayır. O okumuş, ben okumadım. Yüzün hep çapak. Sen yıkamadın mı benim yüzünü? Hayır. Kalktın mı buraya mı geldin? Çünkü tuvalet dolu. Şurada kocaman bir şey var burada. Şunu al böyle şöyle yine.
Kocaman Abi çok. televizyonla ilgili yoktu da teknik bilgi öğrendim. Ne işime yarayacak? Hiçbir işim, ben bunu istemiyorum çünkü. Peçete yok mu? Yani öğrendik ama. Yarar yarar. Kamera açıyor, çekim ölçekleri vesaire, lensler. Bunları öğrendik hep yani abi. Sen bunları bilsen ne olacaktı? Bilmek istersin ama ben biliyorum yani. Ben radyo TV kazandım, gitmedim mesela. Çünkü kamera arkası ışık mışık istemiyorum. Işık bilmek, kurgu bilmek. Bana ne yapayım? Ben de yani istemiyorum derken istiyorum yani. Bileyim Ben ama yani ben onunla istemiyorum. ilgili bir şey yapmayacağım. Baban şey dedi mi? Emekli yönetmen dedi mi? Benim babam görüntü yönetmeni. Bak. Ablam da öyle mi? Bak. Marmara Radyo TV'miz. Bak. Öyle mi? Benim bölümden. Evet ama senden bayağı büyük. Ne iş yapıyor? Set fotoğrafçısı. Baban görüntü Görüntü evet diyor ama benim babam bayağı yaşlı, kaç? 63 yaşında, Aa. Yeşilçam'dan. Kaç yaş, kaç kardeşsin? İki. Ablam var. Evet. Yani baban şu an ne yapıyor? Yurt dışında, Amerika'da yaşıyor. Anne baba ayrı mı? Annen nerede? Annem yanımda. Annen ne iş yapıyor? Annem organizasyon işi yapıyor. Kendi Abidin işini. Özşahin yaptı işimi. Yani bu organizasyon, böyle Çünkü hayır, organizasyonlar. tanırlar birbirini yani. Aynı işi Ya yapıyorlarsa. ama onların yapmaya çalıştığı organizasyonun profesyonelini benim annem yapıyor. Ne diyecektim? Baban ismi Necdet Taşçıoğlu. ne? Necdet Tabii Taşçıoğlu. Google yazarsan çıkar. Necdet Senin de Taşçıoğlu. sırtın yere gelmez Ne ha. alakası var? Benim babam Gelmez senin de yaşlı başlı sırtın yere. adam yani. Yaşlı başlı ama. Yaşlı kaç yaşında Görüşüyor ya? musunuz? Görüşüyor musunuz? Yani 2 yıldır görmüyorum babamı. Öyle mi? Fark etmez. Gelmiyor da. Görüntülü konuşma yaparsın yine Sen gidiyor görüşürüz. musun Amerika'ya? Yok hayır. Gitmedin mi? Hayatımda yurt dışına çıkmadım ben. Çıkmadın mı? Babam ama dünyayı gezdi. Baban geliyor mu ara ara? Babamla 2 yıldır ben görüşmüyorum. Aran Eskiden kötü geliyor. mü Yo değil, mailleşiyorum. yani? Ya öyle. Görüntülü çok iyi Babaannemle yapmış ha. görüşüyorum. Babamın şeylerini iletiyorum filan babaanneme. Yani aram Ha. kötü değil babaannemle. Ben o bağlantıyı sağlıyorum. Babanın tarafıyla görüşüyor musunuz? Tabii. Yani Ama baban artık tercihen gelmiyor yani. evet. Sonuçta çocukları da yetişkin artık. Evet. Yere gelmez. Gelir bu aralar, gelir herhalde. Bilmiyorum. Ya geleceğini biliyor muydu buraya? Amerika'dan Hayır sana şimdi bir söylemedim. sürü Kızar sinyal ki. gelebilir ha. Aa. Kızardı o yüzden Ne? söyledim. Abi? Amerika'daysa. Kaç senedir Amerika'da? 2-3. Ama Gelmiş. daha önce de kaldı. 5 yıl 6 Tamam, yıl gene kaldı yapmıştır bir yani. şeyler orada. O balyayı hazırlamıştır orada senin için. Hayır değil benim babam. Öf, öyle değil ya, yanlış anlayacaksın. İnsan kızına para bırakmaz mı ya? Ya al, öyle bir şey Geleceğini yok da yani garanti altına balya alıyor. niye bıraksın? Yani babam benim zengin değil ki benim bana balya. Tamam işte orada tek tabanca çalışacak, kazanacak. Zaten ne olur Ya bana 60'ında adamın zaten yediği ekmek yani yenir. yardım Sadece ekmeğini ediyor. anca yer. Yardım ediyor zaten de yani. Oradan bir bakmışsın var ya, dolar milyoneri olmuşsun, hiç haberin yok Hayır. ha. Bir bankada 1 milyon dolar Ya hesabında. of. Olmaz olmaz değil mi yani? Neler Tam oluyor? ya velhasıl işte bu ışık şeylerini falan ben pek sevmiyorum. O kamera açıları bilmem çok. Yani bak, benim babam konfeksiyoncuydu, ütücüydü, tamam mı? Sonra ütücü ama ben televizyon tamircisiyim. Ah. Ömrü boyunca da ayakta hep ütü yapmakla geçti. Annem orada dikiyordu makineden, zıt zıt zıt. Aa, benim anneannem terzi. Annem işte overlockçu, römözcü, reçmeci. Başka? Anneannem bayağı iyi dikiyor. Bir tane daha vardı bir makine. Unuttum adını şimdi. Bana da kimse karışmadı abi. İstediğini yap dediler yani. Gayet de mutluyum. Buraya gelmek için. Hayır Ya gerçek ya, hayatta. hayata dair yani. Ya bana da öyle kafana göre takıl dediler. Bana okuma deme dediler. Oku Tamam da mı? demediler Ha, ona. oku da demediler. Dediler ha, git orada çalış tamirci. Meslek sahibi. Ciddi mi? Peki abi okun deseler de oku düşünür Ha, müydün? Düşünür tabii. müydün? Hep Ha. söylerken Ama ben... okumada da demediler Dur diyorsun. dur dur. Bunu ben size... Bir aklımda bir şey var. Eğer olursa dişlere bak. Aklımda bir şey var. Onu getirdiğim zaman okul yıllarımı siz göreceksiniz bak. Onu dur bir... O işi çözeceğim şimdi size. Bir iki... Ortaokul dönemlerinde böyle... Belgeyle konuşuyorum ben. Belgeyle. Belge. Okuma imkanı olmuş olsaydı... Belki şimdi üniversitede Valla hocalık ortaokulda yapıyordum da belki. hepsi benim 5'ti yani. Full. Ben 5'ten bahsetmiyorum ha. Sen 5'ten bahsediyorsun. Ben ondan da bahsetmiyorum. Bak, onu bir ayarlayacağım ben. Foto film yapacağım şimdi. Bakalım. Sen abi Ördük. sinema okusan, teknik olarak biraz bilgin olsa
Sen var ya bu dalda çok hızlı ilerlersin. Artık bizden geçti.